Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Aykoko markasına ait Smart Trick ürünü ile birlikteyiz. Bugünkü video konuğumuzda Aykoko'nun biliyorsunuz bir web kamerasını incelemiştim. Bu da telefon tutucu tripodu yerine geçen bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu ürünün amacı telefonunuzu üzerine takıyorsunuz, ister dikey bir şekilde ister yatay bir şekilde. Üzerindeki sensör ve kamera sayesinde telefonunuzu koyduğunuzda video kaydı yapabilirsiniz, canlı yayın yapabilirsiniz herhangi bir platformda. Bu ürün sizi hareket halinde 360 derece takip edebiliyor ve bu sayede işte TikTok'ta yayıncıysanız ya da Instagram'da bir canlı yayın açtıysanız, bu YouTube'da olabilir. Bu telefonu yatay da olsa, dikey de olsa konumlandırdığınızda, herhangi bir yere hareket ettiğinizde böyle sağ yaptınız, sol yaptınız, kamerada sizinle birlikte dönüyor. Aslında bir gimbal mantığında çalışıyor. Altında ve içerisinde bir motor bulunuyor ve öndeki sensörü sayesinde siz ne tarafa hareket ederseniz sadece sağ ve sol bu arada 360 derece dönebiliyor. Ama yukarı veya aşağı hareket etmiyor. Bu sayede sizi takip edebiliyor ve takip ettiği için de görüntü dışına çıkmamış oluyorsunuz. Bazı durumlarda takılmalar ufak tefek olabiliyor ama genelinde stabil bir şekilde sizi takip ediyor. Böyle çok aşırı hızlı hareketler yapmadığınız sürece takibi kaçırmıyor. Bu da YouTube videoları olsun, dışarıda çektiğiniz farklı videolar olsun, online eğitim videoları olsun, uzaktan yapacağınız çekimlerde ayakta olun veya oturarak olun, herhangi bir hareketinizde sizleri takip edeceği için görüntü kaybı yaşamadan bu ürün sayesinde 360 derece dönüş açısına sahip olarak bir video kaydı yapmış olacaksınız. Zaten Lidl Demo Smart Auto Tricker olarak geçiyor ve baktığınızda da arkasında kutunun özellikleri yazıyor ve 360 derece dönebiliyor olması da bu ürünün en büyük avantajı. Zaten ürünün üzerinde universal bir tutucu bulunuyor. Bunu Huawei, Samsung, iPhone herhangi bir telefonunuza taktığınızda direkt orada bir sıkıştırma aparatı bulunuyor. Döndürerek telefonunuzu sıkıştırıyorsunuz ve ürünü sabitlemiş oluyorsunuz. İster yatay ister dikey. Şimdi ürünün kutusunun içerisinden neler çıkıyor, ürünün kendisine bakalım ve bir kutu açılımını yapalım. Sonra ürünü kuralım ve birlikte nasıl çekim yaptığımızı görelim. Hadi şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Geldik ürünün kutusunu açmaya ve bu şekilde bir kutunun özelliklerini göstereyim. Bu arka kısmında detaylı bilgileri yazıyor, Çince de olsa. Zaten markanın logosu da kutunun üzerinde. Şimdi kutudan neler çıkıyor ona bakıyoruz. Kumandası da diyebiliriz bunu hatta. Şu şekilde hemen birlikte açalım ve birlikte göz atmış olalım. Böyle bir aparat çıkıyor. Bu sayede kumanda görevi görüyor. Burada bir tuşu bulunuyor. Burada da ayarını yapabileceğiniz bir bölüm var. Bunu da isterseniz ip gibi, böyle anahtarlık gibi kullanıp takabiliyorsunuz. Ürünün kendi içerisinden bu şekilde bir Type-C adaptör çıkıyor ve bununla şarj edebiliyorsunuz. Kısa bir kablo, yaklaşık 30 santimlik bir kablo diyebilirim. Ama hızlı bir şarj yapıyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde fullenmiş oluyor şarjı. Bir adet de bu şekilde bir kullanım kitapçığı geliyor. Bunun içerisine de baktığımızda gerekli bilgileri anlatıyor. Tabii bunları hiçbir zaman okumuyoruz. Şimdi ürüne geçelim. Evet, ürünün kendisi bu. Böyle ben bunu Goblin'e benzetiyorum. Aslında bu şey var ya, Disney'deki bir hani yeşil bir ufak canavar var ya. Ona benziyor yapısı. Şu arka kısımdan şarj oluyor. Bu alt kısımdan da tripoda bağlanıyor. Eğer masaya vesaire bir yere koyacaksanız, biraz pislenmiş bu arada, buradaki kaydırmaz pedler sayesinde de ürün kaymıyor. Ve şu şekilde mantık, gördüğünüz gibi dönebiliyor bu şekilde. Ve motor var içerisinde. Bu motor da dönüşünü sağlıyor. Buradaki kamera açısında mesela yukarı doğru yaptınız ve sizi direkt uzaktan algılayacağı için direkt takibini sağlayacak ve böyle sabit olduğunda nereye dönerseniz o bu şekilde kendini döndürecek. Burada herhangi bir video çekimi yapmıyor. Telefonu şu üst kısma takıyorsunuz ve buradan da ayarını açıp yapabiliyorsunuz. Mesela genişlettim şu anda. İsterseniz telefonu koyup bu şekilde sıkabiliyorsunuz. Ürünün yapısı bu. Evet arkadaşlar, şimdi tripodu kurdum ve bu şekilde bir çekim açısı bulunuyor.
Gördüğünüz gibi ben ne tarafa dönersem telefonum üzerinde takılı ve o da benimle birlikte dönüyor. Şimdi şöyle göstereceğim sizlere. Sandalyemi hareket ettiriyorum ve o da benimle birlikte dönmüş oluyor. Bu açıdan güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Takılma donma fazla yapmıyor. Birlikte zaten videoyu izlemiş olacağız ve konuşurken de bir yandan dönüş yapıyorum böyle. Hani ne kadar hızlı yakalayabiliyor, ne kadar yakalayamıyor onu görmüş oluyoruz. Üzerindeki merceği yukarı aşağı yaparak o açımızı değiştirebiliyoruz. Ben biraz şu an aşağı yaptım. Mesela kamera açısını yukarıda kaldırabiliyorsunuz telefon tutucunun o açısını. Veya en aşağıya da çekebiliyorsunuz. Şimdi bak hızlı bir şekilde sağa geçiyorum. Bakalım yakalayabilecek mi? Bence stabil çalışıyor yani. Gördüğünüz gibi. Güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Biraz değişik bir inceleme oldu. Ama işe yarar bir ürün. Şimdi anlatıma tekrardan geçiyorum. Şöyle bir sağ daha yapacağım hızlıca. Bayağı yakalıyor. Bir daha sol. Bayağı eğlenceliymiş bu arada. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Ürünün çekim kalitesini ve çekim açılarını göstermeye çalıştım sizlere. Ufak tefek takılmalar bazen yapabiliyor ama onun dışında stabil bir şekilde çalışıyor. Şu şekilde elimde ürünü göstermek istiyorum sizlere. Gayet böyle şık, aslında dekoratif bile durabiliyor masanızda. Böyle bir gobline benziyor diyebilirim. Yapısı yeşil olduğu için böyle şurada sanki kulakçıkları bulunuyor. Ve arka kısmından da şarj oluyor. Şuradaki tuşa basılı tutarak da o şarj üstünün yukarısındaki tuşa hızlı basarsanız, yani uzun süre basarsanız açılıyor. Uzun süre bastığınızda da kapanıyor. Bu ürünün amacı tamamen böyle dediğim gibi 360 derece dönüp sizi o açıda yakalayabilmek. Kumandasında da kumanda edebiliyorsunuz. Oradan basabiliyorsunuz. İşte durdurup açabiliyorsunuz. Birçok işe yarıyor kumandası da. Ürünü ben niye aldığımı size şöyle söyleyeyim. Dışarıda bazen çekim yapma ihtiyacımı duyuyorum. Ve kimse olmadığı zaman yanımda bu ürünü tripoduma takıyorum. Ve telefonu da bunun üzerine taktıktan sonra ürün beni takip ediyor ve bu sayede de birine ihtiyaç duymadan aslında sabit kamera açısıyla istediğim yere döndüğümde, yürüdüğümde, o kadrajdan çıkmadığım sürece beni takip edebilen bir ürün olduğu için satın aldım. Açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan isterseniz ürünü inceleyip satın alabilirsiniz. Güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. iCoco Smart Tracker'ı incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Ürünü kullandıysan veya kullanmak istiyorsan ya da beğenip beğenmediysen yorumlar kısmında belirt, birlikte yorumlaşalım. O yüzden ben de sizlerden yorum ve like bekliyorum diyebilirim. Videomuz bu kadardı. İzlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.